Herkese selamlar dostlar. 20 Aralık 2023 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 8 adet mücadelem var. İdeal yüksek konulardan bahsetmeye çalışacağım. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Öncelikle bir adet maç skoru yarışmamız var. Ondan bahsedelim. Maç skoru yarışmamızda Kayseri Fenerbahçe. Maç skoru ne olur sizlere sorduk. Bu maçta Edin Zeko olmayacak arkadaşlar. Bir sakatlığı var. Galatasaray derbisinde de olmayabilir. O yüzden Kayseri'de kolay rakip değil. Zor bir mücadele olduğu için Maç skorunu olur sizlere de sorduk. İndeks beklentisi bir birlik bir beraberlik. Fenerbahçe puan kaybedebilir gibi. O yüzden sizlere de bir sormak istedik bu maçın skorunu. Her türlü soru, görüş, öneri ve gruplara girmek isteyen arkadaşlarımız Instagram üzerinden iletişim kurabilir. Instagram adresimiz Kangal Bey üzerinden benimle doğrudan iletişime geçebilirsiniz diyerekten Ve bu iş bu kadar diyelim ve günün kombinesi ekrana gelsin. Dostlar dün bir adet ideal kombine verdik. Günün tek ana kombinesiydi. Ana kombinemizi içeri aldık. Leicester'ın dep basmağında olması kaynaklı atacağı 2 golü değerlendirdik. Zaten erkenden attı. İlk yarıdan mücadele 2-1 oldu. Yana da Girona-Aleves mücadelesi. Girona'nın doğrudan galibiyetini bekliyordum. O da çok güzel bir maçta 3-0 gibi net bir skorla kazandı. Günün ana kombinesini arkadaşlar içeri almasını bildik. Tebrikler. Yüksek misli de 2 tane yüksek mislimiz vardı. Bir tanesi 700 misli, Girona'nın galibiyetiydi. Burada kasayı biz yönettiğimiz için mislileri, oranları yasal olarak yazmaya çalışıyoruz ki oranlarda yazıyor. 700 misli Girona'nın galibiyetini önermiştik. Gece de NBA maçı vardı. Denver'ın maçına, Denver'ın tek başına 121 sayı atarını değerlendirdik. 600 misli de bunu önerdik. 151 sayıda Denver attı. Onu da içeri aldık. Yüksek misli de bir kasa tutuluyor. Hatta kasayı da sizlere göstermek istiyorum. Ekrana gelsin. Arkadaşlar önceki ayların kısası da yazıyor zaten. Ekim ayında 9.092 TL. Kasım ayında 3.714 TL. Şu an Aralık ayında. Aralık'ın bugün 19'u. Ee, 19 günlük kasada net kar olarak da ana paranızın haricinde 7470 TL net karınız olduğunuzu belirtelim. Bugün için de 3 tane yüksek misli verildi. Umarım kasayı bugün 9000 seviyesine hepsi gelirse çıkartacağız hep birlikte. Umarım bir devam edelim. Canlı maçlarımız var. Canlı maçlarla zaten devam ediyoruz canlı maçlardan güzel kazanç sağlıyoruz. Hatta ben sizlere Telegram üzerinden de göstermek isterim. Dün de canlı maçlar vardı. Kendimiz biraz canlı yaptık. Onlardan bahsetmek isterim. Bir de herkes açık Telegram grubumuz var. Ondan bahsedelim. Herkes açık Telegram grubunda da arkadaşlar katılmak isteyen burada katılabilir. Ee, burada ücretsiz gruptur. Açıklama yorumlar kısmında mevcut. Dün de mesela ekrandan göstereyim. Günün ana kombinisiydi zaten. Kasa dönerdim. Yani 1000 TL'si olan 100 TL alsın. 10.000 TL kasası olan 400 TL alsın şeklinde önerdim gün sıkıntılı olabiliyordu. Atalanta maçıyla başladık. Atalanta maçına ilk kere buçuk üst verdim. Maç hızlıydı. Atalanta tarafından gol bekliyordum. 40 de dağıttı. Hemen ilk yarıda atamadım. Bu başarısız oldu. Girona mücadelesinde Girona'nın ilk yarıdan golünü bekliyordum. Girona'nın atacağı ilk yarıdan bir gol. Leicester maçına ilk yarı bir buçuk üst verdim. O da geldi. O hızlı geldi zaten. Dedim ki ondan sonra bir tane daha verelim. Ve hızlı bir bahis olsun. İlk yarı iki buçuk üst verelim tekrardan. O da geldi. Girona da attı. O şekilde devam ettik. Canlılarımıza bu şekilde veriliyor. NBA'si vesaire her türlü devam etmeye çalışıyoruz. Şimdi sizlerden bu yoğun bültende artı 400 beyni bekliyorum. beğeniler bizler için önemli. Çarşamba için çok güzel maçlarımız var. Değerlendirici herkese bol şanslar. beğeniler geldiyse başlayalım. İlk mücadelemiz skor karşılaşmamız. Bu maçın maç skoru sizlere sorduk ne olur diyerekten de onu belirtelim. Ya indeksi 1-1. Öncelikle Fenerbahçe tarafında Edin Zeko olmayacak bu maçta. Mücadele bence bir yerde bir gelecek. Ondan sonra Fenerbahçe'nin atacağıyla birlikte 2-1 Fenerbahçe dert basmandan olsa kazanır diye düşünüyorum. Kayseri kolay bir rakip değil. Kayseri'nin de gol bulmasını golden ziyade Fenerbahçe kalesinde pozisyonlara girmesini bekliyorum. Güzel bir mücadele beklediğimden mücadeleye tek tercihim 2.5 üst tercih olacaktır. İdealden mücadele bence 2-1. yani indeks beklentisi 1 1 olsa da ben Fenerbahçe'nin burada 2-1 ayarında kazanmasını bekliyorum. Derbi öncesi burada puan kaybetmek istemeyecektir diye düşünüyorum. 2.5 üstü 1.34 gibi orandan sizlere önermek isterim. ile Karagümrük karşılaşması. Galatasaray'la kendi evinde oynayacak bir karşılaşma. Fenerbahçe zorlu bir basmana giderken Galatasaray'ın burada kendi evinde zorlanmadan derbi öncesi taraftar önünde galibiyet geleceğini düşünüyorum açıkçası. Bu galibiyet gelirken ilk yerden gelecek bir galibiyet değerlendirebilir. İlk yerden bir Galatasaray beklenebilir burada. 1.46'ya bir güzel bir oranı var. Kayseri gerçeği zorlu bir rakip. Kayseri diyorum. Karagümrük takımı da son haftalarda form tutmuş. Ama Galatasaray'a karşı dinleneceklerini düşünmüyorum. İlk yerden bir Galatasaray galibiyeti. Onun yanında da mücadelede şu an açık olmayan Kornel tercihi de değerlendirilebilir. 8.5 açılırsa 8.5. 8.5 açılmazsa 9.5 üst Kornel'e de alternatif olarak sizlere önermek isterim. Antalya ile Kasımpaşa karşılaşması. Kasımpaşa'da son Samsun mücadelesinde 4 tane gol yedi. KG var bekliyoruz. Yüksek mislimizde de var. Kuponlu da var. Son anda 2 tane gol attı. Güzel oldu. KG varımızı kazandırmıştı. Antalya'da son dönemde iyi gidiyor. Ama bir düşüş olduğunu söyleyelim. Oyun olarak. Yani oyunun olarak biraz düştü. Onu söyleyeyim bir şekilde. da burada oyuna girecektir mutlaka bence. Ben Kasımpaşa tarafından da gol bekliyorum. Antalya tarafından da gol bekliyorum. Mücadelede ideal bir KG var tercihini 1.44 gibi orandan değerlendirdim. Tek ideal tercihim başka bir tercih yapmadım. Tek tercihim mücadelede karşılıklı gelecek gollerdir. Union Berlin ile Köln karşılaşması. Union Berlin'de son boğum mücadelesini izledim. Canlısını da yaptık. Hatta güzel orandan 2,5 üst aldım 1.86 gibi orandan. 3-0 boğum kazanmasını bildi. Union Berlin o maçta çok bir varlık gösteremedi. Kendi evinde geçen hafta kazanmıştı. Kendi evinde Real'e karşı da güzel oynamıştı. Köln'le oynayacaklar. Kendi evinde çok güzel bir tercih var burada. Union Berlin'in ev sahibi herhangi bir yeri kazanması. Union Berlin maçı kazanır mı bilmiyorum ki muhtemelen kazanmaya da aday. Yani favori zaten mücadelede. Ben diyorum ki diğer seçeneğinde Union Berlin bir yarayı kazanır oranı 1.43 gibi oranı var. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilir dostlar. Stuttgart'la Augsburg mücadelesi. Stuttgart'ta son mücadelesine Bayern'e karşı 3-0 gibi skorla mağlup oldu. Augsburg'da Dortmund'la karşı oynadı. Dortmund'a karşı çok iyi oynadı. Yani çok fazla pozisyona girdi. Burada muhtemelen Stuttgart'a karşı. Çünkü Stuttgart'a Stuttgart karşı da pozisyona girecektir. Çünkü Stuttgart'ta önde oynayan bir takım. O yüzden Augsburg tarafından da gol bekliyorum. Mücadelenin gollü geçmesini bekliyorum. İdealden karşılaşmada 2.5 üst aldım. Mücadelede bence 3 gol gelme sesi yüksek ihtimal bence. Gelme ihtimali var. Gollü bir mücadele geçebilir. Bu oranı biraz daha arttırmak isteyenlere şu yönde bir önerim olacak. Var ve üst yaparsa oranı 1.60 bandına kadar çıkartıyor. Asburgun'da ben, Asburgun'da ben burada deplasmanda gol bulmasını bekliyorum. Var ve üstte 1.63'e kadar da oranı yükseltebilir. PSG ile Metz mücadelesi. PSG'de son mücadelesinde David'in atmış olduğu 90 artı 4'teki golle e, berabere kaldı. Burada bence kazanacaktır. Kazanırken oran almak adına burada Paris tarafında ideal kadroyu çıkaracaktır. İlk yerden gelecek bir galibiyettir. İlk yarı bile burada tek tercih olarak göreceğim. İdeal kombinlere girebilecek bir karşılaşma olduğunu da söyleyeyim. Paris'in ilk yarı galibiyeti. Atletik Bilbao ile Las Palmas karşılaşması. Şimdi Las Palmas son dönemde iyi gidiyor fakat Atletik Bilbao kalitesinde değil oranlardan da belli. Şunu söyleyeyim Atletico Bilbao takımı en son Atletico Madrid'i ezerekten galip geldi ve bu ezerek galip gelirken de o maçın anlamını bu maça taşımak adına özellikle bir takımlar büyük maç kazandıktan sonra o 3 puan çok değerli oluyor. Alt, ard, ardına bu şekilde biraz daha küçük takımlara karşı puan kaybederse üzücü oluyor ve puan, özellikle puan kaybetmeye çalışıyorlar. Ben burada Bilbao'nun galibiyetini bekliyorum. Bilbao'nun 2 2 golü oran var mı? 1.36 bandında değerlendirecekler Bilbao'nun 2 golü değerlendirsin. Ben maç 1 ve 3 olarak değerlendirdim. Ya e hatta şöyle oranı biraz yükseltelim birlikte. Maç sonu 1.5-1.42 bandında. idealde ben Bilbao'nun burada en az 2 gol ataraktan da mücadeleyi kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Son mücadelem Fenerbahçe-Beko ile Zalgiris karşılaşması. Bu maçı da şöyle değerlendirme altına aldım. Fenerbahçe-Beko'da yeni bir koç geldi. İlk mücadelesinde Monaco'ya karşı kendi evinde kazandı. Ondan sonra Türkiye Sigorta Ligi'nde aynı şekilde oynadı kazandı. Burada Zalgiris'te oynayacaklar. Fenerbahçe'nin atacağı sayıyı değerlendirdim. Fenerbahçe ev sahibi burada. 81.5 üst var. Yani Fenerbahçe'nin 4 periyot sonunda 82 sayı atmasını bekleyeceğim. Onun da oranı 1.47 bandının oranı var. Fenerbahçe kendi evinde bence 82 sayıda zal girişe karşı bulacaktır diye düşünüyorum. herkese bol şanslar. Videomuza like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. seviyorsunuz. Bay bay.